Sevgili izleyiciler merhaba. Kanal 5 televizyonda Doktorunuz Cevaplıyor programında bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Her hafta farklı konumuz oluyor. Bu hafta ilginç bir konu anlatacağız. Kadın sağlığını ilgilendiren önemli bir mevzudan bahsedeceğiz. Erken menopozdan izleyicilerimizin bu konuyla ilgili soruları oluyor bize. Erken menopoz nedir, ne zaman olur diye ve etkileri nelerdir diye. Erken menopozdan tabii ki bahsetmemiz lazım çünkü kadın hayatının önemli bir devresi menopoz dönemi. Yani insan yaşamında, bir kadın yaşamında işte bebeklik, çocukluk, arkasından ergenlik, ondan sonra yetişkinlik dönemi var. Yetişkinlik döneminde üreme yetenekleri oluyor. Yetişkinlik dönemi bittikten sonra adetten kesilme dönemi var. İşte menopoz bu kadınların adetten kesildikleri dönem olarak tanımlanıyor genel olarak. Ve bir kadın eğer vücudunda hormonal olarak östrojen hormonu azalır, FSHLA hormonları artar, beraberinde adetten kesilirse biz bunu menopoz olarak tanımlıyoruz. Tabii ki bunun öncelikle iyi bir tanımlanması gerekiyor. Birçok kadın menopoz olduğunu zannettiği halde menopoz olmamış oluyor. Birçok kadın da kanamaları olduğu zaman benim diyor kanamalarım oluyor demek ki menopoza girmedim diye düşünüyor ama o kanamaların altında farklı rahatsızlıklar da olabiliyor. Demek ki öncelikle bir teşhis koymak lazım yani bir kadının menopoz olup olmadığını. Erken olduğuna nasıl karar vereceğiz? Yani bir insan kaç yaşında menopoza girerse biz bunu erken olarak vasıflıyoruz. Şimdi Türkiye'de menopoza girme yaşı ortalaması 49-50 civarında. Yani bugünkü yani günümüz tarihini verirsek 1966'lılar ve 1967'liler menopoza girmesi beklenen yıl bu yıl. Yani 49-50'ye göre. Ancak bu herkes için aynı şey söz konusu değil. Yani bir kadın 50 yaşına geldi menopoza girecek diye bir kural yok. 52-53 yaşında da girebilir, 55 yaşında girebilir. Bazı kadınlar da 46-47 yaşında da menopoza girebilirler. Ama genel itibarıyla bir kadının üreme dönemi, normal üreme dönemi bitmeksizin menopoza girmesi o kadın açısından erken olarak algılanıyor. Yani bir kadın diyelim 41-42 yaşına kadar doğurganlığını devam ettiriyor pozisyondaysa adet görüp doğurganlığını ve onun adetten kesilmişse daha erken bir şekilde menopoza girdiğinden bahsetmek mümkün. Ama bir kadın 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda menopoza giriyorsa biz onu zaten erken menopoz olarak tanımlıyoruz. Erken menopoz normal menopozun aynı riskleri taşıyan bir durum. Menopoza girdiğinde bir kadın östrojen hormonları azalıyor ve vücudunda bir takım değişiklikler oluyor. Bu değişikliklere kadınlar belli bir yaştan sonra kolaylıkla tahammül edebiliyorlar ama erken olursa tahammül etmeleri birazcık daha zorlaşabiliyor. Özellikle menopozun kadın vücudunda bir takım sistem ve organlar üzerine etkisi var. Bunlardan birisi kemik. Menopoz döneminde kemikte bir zayıflama meydana geliyor menopozdaki hormonların etkisiyle. Bir kadın erken menopoza girerse kemiklerindeki zayıflama daha o kişi için önemli bir hal alıyor. Örnek vereyim, bir kadın 50 yaşında menopoza girerse 70 yaşına kadar kemikleri zayıflıyor ama 70 yaşında hareketleri daha azalacağı için, daha az aktif olacağı için o kemik erimesinden etkilenmesi 20 sene sonra ne kadar çoğalırsa çoğalsın o kadın tahammül edebiliyor. Ama diyelim 20 yaşında menopoza girmiş bir kişi 20 yıllık kemik erimesinin sonrasında 40 yaşında, 45 yaşında eğer tedavi olmazsa kemiklerinden yana sıkıntıları olabiliyor. Kemiğin yanı sıra kalp damar sistemine de menopozun dikkat edilmesi gereken kalp damar sistemi açısından da bir önemli bir dönem olduğunu vurgulamak lazım. Erken olduğu zaman menopoz gene kişilerin kalp damar sağlığı açısından incelenmesi ve izlenmesi uygun oluyor. Tabii menopoz, erken menopoz normal menopoza göre farklı bir olumsuz riski de beraberinde getiriyor. Bu da üreme yeteneğinin kaybolmasıyla alakalı. Erken menopoza giren ve çocuğu olmayan kadınların en büyük sıkıntısı üreme ile ilgili problem yaşamaları. Çünkü
gerek kemikle ilgili olsun, gerek kalp damarla ilgili olsun problemler, menopozda ortaya çıkabilecek problemler ilaçla veya bir takım önerilerle tedavi edilebilirken, bir kadın mutlak menopozla karşılaştığında erken yaşta üreme yeteneğini de kaybedecek bir şekilde bir vücudunda değişiklik meydana gelmişse ve bebeği yoksa bu işten oldukça olumsuz etkileniyor. Sevgili izleyiciler, sizler de Facebook'tan, Twitter'dan, Kanal 5 telefonlarından ya da benim kişisel mail adresimden ulaşıp sorularınızı gönderebilirsiniz. Anında görmemiz mümkün olabilir. O nedenle sorularınızı da bekliyoruz. Sorularınız da gelmeye başladı. Farklı konularda da sorular var. Sadece acil olanları biz programımız sırasında cevaplandırıyoruz ve programın o günkü konularıyla ilgili soruları ağırlıklı cevaplandırıyoruz. Fakat bir izleyicimizin sorusu ilginç. Hemen onu cevaplandırayım. 64 yaşındayım, 12 yıldır menopozdayım. Kanamam oldu diyor izleyicimiz. Bir kadın menopozdayken kanaması olması kötü olduğuna dair duyumlar aldık. Bununla ilgili acil yapmamız gereken bir şey var mı diye soruyor izleyicimiz. Daha doğrusu izleyicimizin oğlu soruyor. Annesiyle ilgili sormuş. Evet, Manisa'dan isim vermiyor. Zaten isimleri zikretmiyoruz. Menopoz döneminde kanama bizim için son derece önemli. Biz buna postmenopozal kanama diyoruz. Bir kadın menopoza girdikten sonra kanaması oluyorsa mutlaka kontrol edilmesi lazım. Kontrol altında olması lazım. Çünkü rahim iç duvarında kötü huylu hücre gelişimi olabilir. O nedenle menopoz dönemi sonrası olan her türlü kanama incelenmeyi gerektiriyor. Bazısında rahim içerisine ultrasona bakılıyor. Bazısında karın bölgesinden ultrasona bakılıyor. Bazısında parça alınması gerekiyor. Ve genelde de biz menopoz sonrası kanamalarda rahim içinden parça alarak teşhisimizi netleştiriyoruz. Bu izleyicimizin de rahim içinden parça aldırması lazım. Menopoz sonrası rahim içerisinde kanamalar genelde bizi korkutuyor. Şu yönüyle korkutuyor. Eğer takip edilmezse ve gözden kaçarsa uzun vadede farklı problemleri bizim önümüze getirebilir. O nedenle parça almak bizim çok tercih ettiğimiz bir yol. Rahim içinden parça alarak yola devam ediyoruz. Bazen ameliyatta rahim içerisi temizlenmesi gerekebiliyor. Bazen rahim alınması da gerekebiliyor. Başka bir izleyicimizin sorusu var. 28 yaşındayım diyor izleyicimiz. Programınızı ilk defa gördüm geçen hafta ve ondan sonra bu hafta da izlemeye karar verdim diyor. 28 yaşındayım. Daha önceden adetlerim 7-8 gün olurdu. 4 yıldır evliyim diyor. Zaman içerisinde adetlerim azaldı. Şu anda 1-2 gün ve az miktarda görüyorum. Erken menopoz olabilir miyim diyor. Eğer bir kadının çocuğu olup olmadan bahsetmemiş izleyicimiz ama eğer bir kadının adet kanama miktarları azalıyorsa ve bazen az bazen çok oluyorsa değil sürekli azalma eğiliminde ise o zaman erken menopoz açısından dikkat etmesi gerçekten gerekir. Çünkü adet kanını oluşturan hormonlar azalırsa adet kanı azalır. Bunlardan en önemlisi östrojen. Östrojen azalmasına menopoza gidişi gösterir. Yumurtalık fonksiyonlarına gidişi, azalmasına gidişi gösterebilir. O yüzden bu izleyicimizin mutlak surette bir hormon profil testiyle bütün hormonlarını ve ultrasonografik tetkiklerini yaptırması lazım. Neden? Erken menopoza girme riski varsa bunu öğrenmesi açısından eğer böyle bir durum varsa da bebekle ilgili yapılması gerekenleri hemen yapmak lazım. Yoksa yumurtalıklar da fonksiyonlarını kaybedebiliyorlar. Başka bir izleyicimizin sorusu var. 22 yaşındayım diyor. Programımızın sürekli izleyicisiyim. Daha önce de katılmıştım programımıza diyor. İlaç olmadan adet göremiyorum diyen izleyicimiz. İstanbul'dan. İlaçsız hiçbir şekilde adet göremiyorum. Fakat ilaçla adet görüyorum. Bu bir tür erken menopoz mu diyor. Şimdi ilaçla adet gören kadınlar erken menopoz demiyoruz. İlaçla adet gören kadınların teşhisini koymak için, bu bir teşhis değil ilaçla adet görmek, onun adetini engel olan durum nedir onu görmemiz lazım. Yani rahim olgunlaşmıyor mu, içerisini mi boşaltamıyor, rahim iç duvarı olgunlaşmıyor mu, içerisini boşaltamıyor mu, bunu bir kontrol etmemiz gerekiyor. Onun dışında bu eğer ilaçla adet görüyor ise verilen ilacın ne olduğu çok önemli.
ne tür bir ilaçla adet gördüğü çok önemli. Biz gene bu hastamıza, deminki hastamızda olduğu gibi hormon profili dediğimiz hormonlarını inceleyerek ancak karar verebiliyoruz. Bazen tabii erken menopoz veya işte bazı hastaların doğuştan menopoz dediği öyle bir şey yok ama adeti hiçbir şekilde göremeyecek şekilde olan kişiler de olabiliyor doğuştan itibaren. Evet, bir izleyicimizin sorusu daha var. Çok sorumuz var bugün. Erken menopoz ilgi çeken bir konu demek ki ve önemli de bir konu aslında. 37 yaşındaki izleyicimiz yurt dışından arıyor, Hollanda'dan. Evet, yurt dışına da buradan selamlarımızı gönderelim Avrupa'daki izleyicilerimize, vatandaşlarımıza. Evet. 28 yaşındayım. AMH değerlerim çok düşük çıktı. Adet görüyorum. Ama hamile kalamazsın dediler. Evet. 28 yaşındayım. Hala adet görüyorum. AMH değerlerim çok düşük çıktı. Hamile kalamazsın dediler. Bu bir erken menopoz mudur? Fakat ben adet görüyorum. Adet görüyorsam menopoz olabilir mi? Şimdi bu ikisi birbirinden farklı aslında ararsanız. Antimülleriyer hormon, AMH dediğimiz antimülleriyer hormon değerleri eğer çok çok düşükse kişinin yumurtalık rezervi dediğimiz rezerv hakkında bize bilgi verir. Düzenli adet görmesine rağmen antimülleriyer hormonu çok düşük olup yumurtalıkları hiç çalışmayan kadınlar vardır. Yani bir kadının yumurtalığının çalışmaması için menopoza girmesi gerekmiyor. Menopoza girmeden de yumurtalığı çalışmayan kadınlar vardır. Düzenli adet görürler tıkır tıkır. Herkes zanneder ki işte düzenli adet görüyorsun, her şey tamam. Ondan sonra bakarsınız siz ona. Bir iki tahlilden sonra anlaşılır ki yumurtalıklarında yumurtaları yok. Bu grup olabilir ama burada tabii teşhisin güvenilirliği açısından bu tip testleri tekrar etmek gerekiyor. Hemen teste bakıp da sizin çocuğunuz olmaz demek de çok doğru değil. Zaten bu gibi durumlar çok çok önemli. İşte teste bakılıp çocuğun olmaz, teste bakılıp yumurtalıkların iflas etmiş, teste bakılıp menopoza girmişsin pat diye söylemek çok uygun değil. Bu testlerin tekrarları ve yardımcı testleriyle bunu netleştirmek gerekiyor. Çünkü ben çok fazla hastaya şahit oldum. Menopozlu olduğunu düşünen ancak hem adet görüp hem de hormon değerleri normal olan hastalar var. Menopoz olduğu söylenmiş mesela kendisine. Ya da yanlış anlaşılmış, yani onu tabii söylemezler ama yanlış anlaşılmış. Yani menopoza girersin, dikkat et falan dediler belki. Onu menopoz gibi algılamış olabilir. İnsanlar doktora gittiklerinde de heyecanlanıyorlar. O nedenle bu testleri iyi yapmak lazım. Teşhisleri koyarken aceleci davranmamak gerekiyor. Son derece önemli. Evet, konumuza devam edeceğiz ama sorularımız var. İzleyicimiz 32 yaşında menopoza girdim diyor Antalya'dan. İki çocuğum var. 32 yaşından sonra adetten kesildim. Doktora gittiğimizde menopoza girmişsin dediler diyor. Bende ne ateş basması, terleme var ne başka bir şikayet var diyor. Bunun için tedavi almam gerekir mi diyor. Bakın bu soru çok önemli. Erken menopoza girenlerin menopoz tedavisi alması lazım mı, gerekiyor mu? Şimdi şöyle, bizim menopozda tedavi verdiğimiz hastaları biz değerlendiriyoruz öncelikle. Yani kemik açısından değerlendiriyoruz. Yani kemik yoğunluğu ile ilgili bir sıkıntı var mı yok mu? Kalp damar dolaşım sistemi ile ilgili bir sıkıntı var mı yok mu? Ondan sonra nöral sistemi ile ilgili bir sıkıntı var mı yok mu? Nedir? İşte ateş basmaları, terlemeler. Bunları değerlendiriyoruz. Muayenelerini yapıyoruz. Rahimini, yumurtalıklarını ultrasonla değerlendiriyoruz. Muayene ile değerlendiriyoruz. Gerekirse parça alıyoruz, gerekirse sürüntü testleri alıyoruz. Bunların hepsini değerlendirdikten sonra bir kişiye bakıyoruz, diyoruz ki senin işte şu sisteminle ilgili problem olabilir. Onunla ilgili üzerinde durmamız lazım. Bir tedavi veya öneride bulunmamız lazım diyoruz. Bazı hastalara sadece öneride bulunuyoruz. İşte hafif hareket, yürüyüş ve beslenmeyle ilgili oluyor. Bazı hastalarımıza ise ilaç takviyesi yapıyoruz. Bunlar genelde birinci basamak ilaçlarımız. Hormon ilaçları olmuyor. Bazı hastalarımıza ise hormon takviyesi de yapmamız gerekebiliyor. Gerçekten önemli. Bir grup hasta eğer hormon takviyesi yapılmazsa çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyor. O yüzden onlara da hormon takviyesi yapıyoruz. Buna da bir karar vermek için hastanın görülmesinde
fayda var. Bir izleyicimiz 58 yaşında hamile kalan kadın basından okuduk diyor. Bir erkek izleyicimiz 58 yaşında hamile kalan kadını basından okuduk. Bu nasıl oluyor diye sormuş. Menopozda insan hamile kalır mı diye sormuş. Tabii insan bedeni ilginç. Herkesin bedeni herkesinki gibi değil. Bazı insan hani 50 yaşında ortalama menopoza giriyor ama kimi 55 yaşında giriyor, kimi 45 yaşında giriyor. Yumurtalık ömrü 44-45 yaşında ölüyor ama bazı kadında 50 yaşına kadar yumurtalık kalabiliyor. Bu 58-60 yaşında hamile kalma öykülerinde bunlar biraz sansasyonel tabii. Yurt dışında oluyor. Türkiye'de böyle şeyler pek olmaz. Kişi normalde diyelim 45 yaşında ama 55-60 yaşında deniliyor. Biraz da yaşlı bir görüntüsü varsa tedavi yapan hastanelerin veya kurumların reklamları amaçlı yaşı olduğundan büyük söyleniyor. Bunu haber yapanlar da tutup nüfus kağıdına bakmıyorlar. Yani 55 yaşında hamile kalmış diyor, gösteriyor oradan. Bir kısmı bunların gerçek yaşları değil, bir kısmı ise biyolojik olarak farklılıklar olanlar. Bir kısmı ise donör kullanımıyla oluyor ki bizim tasvip etmediğimiz, yasalarımızda yeri olmayan, bizim Anadolu insanın sosyal ve inanç yapısı içerisinde çok rağbet görmeyen ve istenilmeyen bir durum. Başkasına ait bebeği doğurmaya çalışmak gibi bunlar bizim konularımızın dışında. Yani doğal bir şey değil, çok nadir olabilir. Onlara da bir şey demiyoruz. Fakat çok çok nadir olan olgular bizim için bir bilimsel bir veri olarak kayda geçmiyor. Yani 10 katlı binadan atladı, boynu burnu bile kanamadı mesela. Olmuştur ama yani bu 10 katlı binadan atlayacağız anlamına da gelmez. Sevgili izleyiciler, çok sayıda sorumuz var. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra sorularımızı cevaplandırmaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz erken menopoz. Erken menopozun üreme etkilerinden bahsedeceğiz. Bebeği olmayan kişilerin özellikle dinlemesi gereken ikinci bölümde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sevgili izleyiciler merhaba. Kanal 5 Televizyonu'nda Doktorunuz Cevaplıyor programı devam ediyor. Bu ikinci bölümde bugünün konusu erken menopozdan bahsediyoruz. Ve ikinci bölümde özellikle erken menopoz olup veya erken menopoz riskinde olup anne olmayı arzu eden kadınlardan bahsedeceğim. Bunların nelere dikkat etmesi lazım? Özellikle vurgulamam gerekiyor. Çünkü bu çok önemli bir şey. Erken menopozda biz fiziksel bir takım kayıpların yanı sıra üreme ile ilgili kayıplar da bizi çok ilgilendiriyor. Sevgili izleyiciler, bir kadın eğer menopoza girer, rahimin iç duvarı ve yumurtalık fonksiyonlarını kaybederse bebek sahibi olamıyor. Bu erken olur ve bir kişi hiç anne olmadan bunu yaşarsa o kişi için de istenmeyen bir durum ortaya çıkmış oluyor. O yüzden ne gibi dikkat etmemiz gereken konular var bu durumda olan kişiler için. Birincisi şu, eğer bir kadının ailesinde menopoz yaşı küçük ise, annesinin, ablalarının, halasının, teyzesinin, hatta anneannesinin, babaannesinin menopoz yaşı küçük kişiler varsa yakın akrabaları içerisinde, bu menopoz açısından kendisinin de aynı şeyle karşılaşma olasılığı var. Bu önemli bir konu. Demek ki erken menopoz açısından aile faktörü, ailesel yatkınlık bizim için önemli. Mesela diyor ki, ben diyor, benim annem diyor 34 yaşında menopoza girmiş diyor. Ben doğmuşum ondan sonra menopoza girmiş diyor. Şimdi bunlar önemli konular. Birincisi bu, yatkınlık olabilir. İkincisi, kadının aşırı stresli olması, yoğun bir hayat geçirmesi, bir takım
zorluklar içerisinde yaşıyor olması hormonal sistemini olumsuz yönde etkiliyor ve menopoza erken girmesine neden olabiliyor. Bu da önemli bir konu. Üçüncüsü yumurtalık ve rahimle ilgili ameliyatlar. Bu ameliyatların neticesinde bir kadının erken menopoza aniden veya biraz normale göre daha hızlı erken menopoza girmesi söz konusu olabiliyor. Bu da bizim için önemli bir konu. Dördüncüsü karın içerisinde yapılan bir takım ameliyatlar ve operasyonlar rahim yumurtalığı etkileyen önemli. Bir takım kanser vakalarının sonrasında kullanılan kemoterapi, radyoterapi gibi uygulamaların kadın yumurtalığına verdiği zarar sonrasında menopoza girme durumları olabiliyor. Bazen bir kadının farklı bir hastalıktan dolayı olduğu ameliyat veya kanser nedeniyle menopoza girmesi söz konusu olabiliyor. Bunların hepsi önemli konular ve önemli rahatsızlıklar. Bu tip rahatsızlıklar olan kişiler eğer genç yaştalarsa ve anne olmak istiyorlarsa, bebekleri hiç yok veya olduğu halde bir çocuk daha yapmayı düşünüyorlarsa o zaman bu tip tedavileri yapan hekimlerle bunu mutlaka paylaşmaları gerekiyor. Yani örnek veriyorum, bir kalın bağırsağından bir kanser ameliyatı olan bir kadın tekrar anne olmayı düşünüyorsa bunu doktorla mutlaka paylaşmalı. Yani ben anne olmayı, doğurmayı istiyorum demeli ki eğer yumurtalıklar zarar görecekse o yumurtalıkların içerisinden yumurtalar alınıp dondurulabiliyor bir şekilde hazırlanıp. O yüzden kişi o dönemden sonra yumurtalığında bir problem meydana gelse bile ki yani konumuz erken menopoz ama genel olarak genel hatlarıyla da anlatayım ben bunu size. Yumurtalıkta bir hasar meydana gelse bile daha önceden dondurulmuş yumurtaları olduğu için o yumurtalardan faydalanmak söz konusu olabiliyor. Bunda bu tip tedavileri yapan hekimlerle paylaşmalarında fayda var. Evet sevgili izleyiciler, çok sorumuz vardı. Arada onları değerlendirdim. Biraz onlardan söz etmek istiyorum. Uşak'tan bir izleyicimizin sorusu var. 41 yaşındayım diyor. İki kez tüp bebek tedavisi oldum. Son yapılan hormon testimde değerlerime bakıldı. Menopoz olmuşsunuz siz. Bundan sonra denemek uygun olmaz dediler diyor. Siz ne dersiniz demiş. Şimdi şöyle, ben meslektaşlarımın yaptığı teşhislere bir şey söylemem söz konusu değil. Çünkü onlar sizi muayene ediyorlar, tetkiklerinizi görüyorlar ve takip ediyorlar. Sizin için en doğru bilgiyi sizi takip eden hekimleriniz verebilir. Ancak böyle vakalarda tüp bebek tedavileri sırasında da kişi menopoza girebilir. Şöyle ki, bir kadının değerleri menopoz değildir ama 3 ay sonra değerleri menopoz değerleri olarak karşımıza çıkar, kan değerleri. İşte o arada yapılan tüp bebek uygulamalarından sonra çıkar. Burada yanlış bir kanaat var. İşte tüp bebek yaptırırsak menopoza girer miyiz? Veya işte şöyle olursa menopoza girer miyiz diye. Bunlar kişiyi erken menopoza sokan uygulamalar değil. Bunun bilinmesine fayda var. Ben ne derim? Eğer doktorunuz size değerlerinize baktıysa ve yumurta rezerviniz artık yok dedi ise tekrar denemek hakikaten doğru olmaz. Fakat şu da yapılabilir. Yani bir öneri olarak, teşhis yanlışlığı olarak değil, bir öneri olarak şunu önerebilirim. Yapılan testleri tekrar ettirmekte fayda olabilir. Yani birçok testi yaptığımızda tek seferde o kişi hakkında eğer kalıcı bir karar vereceksek o testi bir daha tekrar ettirmekte fayda var. Mesela test yapıldı bir kişiden, farklı bir şeyden söyleyeyim. Orada bir kanser çıktı. O test sonucuna göre kişinin rahmi yumurtalıkları alınacak. Şimdi o testi bir daha değerlendirmekte fayda var. Yani netleştirmek açısından ikinci bir kontrol diyoruz biz buna. İkinci bir kontrol. Bir kadına siz menopozsunuz artık bebek yapmayın diyeceksek aynı kan değerlerini farklı bir laboratuvarda check edebiliriz, kontrol edebiliriz. Bunun kişiye bir zararı yok. Kan bir daha alınacak, bir daha bakılacak. Bu ilk laboratuvara veya hekime güvensizlikten kaynaklanmaz. Farklı bir gözle tekrar bakılması gerekebilir. Örnek vereyim, bebeklere mesela ayrıntılı ultrason yapıyoruz biz. Ayrıntılı ultrasonda her şey normal görüldüğü halde tekrar başka bir gözle görülsün istiyoruz. Bu kendimize güvenmediğimizden
ve başımıza bir iş geleceğinden değil. Bir kez daha farklı bir gözle ve işin uzmanının tekrar görmesiyle atlanabilecek konular atlanmıyor. Laboratuvar için de aynı şey geçer. Laboratuvar tahliline baktınız bir kişiye, bir kere baktınız tahlil. Tamam, sen tahlil sonucuna göre çocuğun hiç olmaz demek yerine uygulama şu olmalı. Aynı testi, test sonuçlarınızda bir problem gözüküyor ama bu testi biz bir yerde daha tekrar ettirelim. İyice emin olalım demek. O hasta açısından da iyi bir şey. Yani iyice emin olur. Der ki acaba kalmaz aklında. Bir de, iki kez bakıldı, bir daha bakıldı, kontrol edin. Ha, 10 kere baktıracağız mı? Hayır. Bir kere baktırdık, bir kere daha baktırdık. Aynı sonuç çıktı. Tamam diyeceğiz. Yani biz bunu kontrol de ettik demek gerekiyor. Asla ve asla ihmal etmemek gerekiyor. Bu izleyicimiz testlerini tekrar ettirebilir. Bu test tekrarının ona bir zararı olmaz. Evet, bir izleyicimiz beliyle ilgili bir problemden tomografiye girmiş çok sayıda. 27 yaşındayım, 4 kez tomografiye girdim. Erken menopoza neden olur mu? Böyle bir şey duydum diyor. Böyle bir şey yok. Yani tomografiye girdiniz diye erken menopoza girmezsiniz. Bu radyoterapi değil. Bazen kanser hastalıklarında radyoterapi denilen çok yüksek dozda ışınlar rahime, yumurtalıklara veya çevreye veriliyor. Onlar evet erken menopoza yol açabiliyor. Üreme yeteneklerini ortadan kaldırabiliyor ama normal tanı amaçlı diagnostik yapılan bu tomografilerden sonucunda menopoza girmeniz bizim beklediğimiz bir hadise değil. Ama bir parantez açalım. Özellikle radyoloji ünitelerinde çalışan kişiler, yani bu ışınlara sürekli maruz kalan kişiler mutlak surette aldıkları radyoaktiviteyi, radyasyon miktarını kaydetmeleri lazım. Onu hiç ihmal etmemeleri gerekiyor o yakalarına taktıkları şeyle. Ve riskli yerlerde çalışıyorlarsa, bebek sahibi değillerse daha temkinli olmaları, çalışma koşullarına son derece dikkat etmeleri gerekiyor. Bir izleyicimiz şöyle bir soru soruyor. Bu izleyicimiz de yurt dışından. Evet. Enteresan. Evet. Almanya'dan bir izleyicimiz. 34 yaşındayım diyor. Bir trafik kazası sonrasında 7 ay boyunca adet görmedim. Arkasından ilaçla adet gördüm ve adetlerim normale girdi diyor. Geçici menopoz diye bir şey var mıdır diye soruyor. Varsa nasıl etkili olur? Geçici menopoz diye bir şey yoktur. Menopoz tanıdır. Kalıcı bir tanıdır. Yani menopoz bir parmağın kopması gibidir. Yani artık menopozsa kişi menopozdur yani. Geçici olarak parmağınız kopmuş artık yerinde diyemeyiz yani. Menopozda da öyle. Kalıcı bir şeydir, durumdur. Zaten demin programın ilk bölümünde de söylediğim gibi teşhis koyarken net bir teşhis koymak lazım. Menopoz olabilirsin, yarım girmişsin falan. Menopoz başlangıcı denilen hadise de var mesela ama başlangıç aşamasında menopozsunuz anlamına gelmiyor. Hormon değerleriniz menopoz değil ama bir süre sonra menopoza girmeniz yaklaştı anlamını taşıyor. Bu şeye benzetebilirsiniz bunu. Yani bir masanın üzerinde bir bilye olsun. Bilye masanın üzerinde mi? Üzerinde. Yere düşerse menopoz. Ama yuvarladınız onu. Ölçüm yaptınız. Masanın kenarına 10 santim kaldı. Bir daha ölçtünüz 5 santim kaldı. Bir daha ölçtünüz 1 santim kaldı. Şimdi siz şunu diyebilirsiniz. Evet, siz şu anda menopozda değilsiniz. Bu bilye masanın üzerinde. Ama yuvarlamaya devam ediyor. Düşünce o menopoz olacak. Demek ki bu gidişata göre de yakın bir zamanda hani 10'du, 5 oldu, 2 oldu artık çok az süresi kaldığını tahmin ediyoruz diyebilirsiniz. Evet. Geçici menopoz demek ki demiyoruz böyle bir duruma. Bakın demin ben söylediğime benzer bir soru vardı. Hemen onu bulayım ben. Çok sayıda sorumuz geliyor. Sizler de internetten, Twitter'dan, Facebook'tan, benim kişisel mail adresimden, Kanal 5'i telefonla arayarak sorularınızı iletebilirsiniz. Programımız sosyal sorumlulukla ilgili bir program, sizleri bilgilendirmeye yönelik bir program. Yani bir ilacın, bir hastanenin, bir yöntemin tanıtımı ya da şov niteliğinde bir program değil. Programımız tamamen hekimlere soramadığınız, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeylerin direkt olarak hekime soracağınız ve bir hekimden cevap alacağınız şekilde olan bir program. Hani birçok programda görüyoruz, hani
doktor değil de sanki televizyon şovu gibi cevap veriyorlar. Gayet neşeli programlar oluyor, eğlenceli oluyor. Bazen şarkı türkü de oluyor içinde ama insanlar çok önemli konuları soruyorlar ve öğrenmek istiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Onlara bir hekim gibi de cevap vermek gerekiyor. Bizim programımız bunu yapmaya çalışan bir program. O yüzden sizler de sorularınızı sormak istediğiniz, soramadığınız, merak ettiğiniz gönderebilirsiniz. Programımızın konusu ne olursa olsun onu da antiparantez olarak söyleyeyim. Kanal 5'e telefonla ulaşan veya kişisel mail adresime ya da Twitter'dan veya Face'ten bize ulaşan izleyicilerimizin sorularının tamamı internet ortamında cevaplandırıyor. Mail adresinizin olması yeterli. İnternet ortamında cevaplandırıyor. O hafta içerisinde bunları bitiriyoruz. Bunu bilmeniz lazım. Kalmıyor yani sorularınızı yerde bırakmıyoruz. Onları mutlaka cevaplandırıyoruz. Şimdi izleyicimizin sorusuna geleceğim. Deminki izleyicimize... İzleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Bilecik'ten bir izleyicimiz. Menopoz önlenebilir mi diye soruyor. Ailesinde erken menopoz varmış. Programın ilk bölümünde erken menopozla ilgili aile faktörü bizde mevcut. Bu önlenebilir mi diye soruyor. Menopoz tarihi geçe atılabilir. Evet. Birincisi beslenmeyle alakalı. Doğal beslenmenin özellikle baklagilden zengin beslenmek ve doğal beslenmek kişilerin menopoz tarihini erteler. Mutlaka erteler. Az veya çok erteler. İkincisi stressiz ortamlarda bulunmak. Kişinin erken menopoza girmesiyle ilgili alabileceği bir önlemdir. Üçüncüsü hormon tetkiklerini yaptırarak gerekirse vücuda hormon takviyesi yapılabilir ve kişinin düzenli adet görmesi temin edilebilir. Böyle erken menopozun üreme ile ilgili kalıcı etkilerinden kurtulma amacıyla eğer gerekiyor ise o kişiye ilaç verilerek yumurtalıklar olgunlaştırılıp saklanabilir. Embriyo şeklinde veya yumurta şeklinde. Ve kişi önlemlerini almış olarak hayatına devam edebilir. Aile öyküsü olan kişilerin mutlaka hekimle buluşması. Bizim ailemizde erken menopozlu kişiler var. Ben de bu konuda ne gibi önlemler almalıyım demesi gerekiyor. O konuda hekimler onlara yol gösterici olacaklardır. Gerek beslenme, gerek yaşam koşulları açısından, gerekse ilaç veya bitki takviyesi açısından, bitkisel ürün takviyesi açısından bir takım faydalar sağlanabilir. Bunda bilinmesinde fayda var. Bu erken menopozu geç menopozla alakalı 59 yaşındayım hala adet görüyorum diyen izleyicimizin sorusu. Evet. 59 yaşındayım 6 yıldır emekliyim diyor. Torunlarım var hala adet görüyorum diyor. Bu beni korkutuyor ne yapmalıyım diyor. Yani ben kural olarak şöyle yapıyorum hastalarımızda. Bir kere yılda bir kez kadın hastalıkları doğum uzmanına uğraması lazım bir kadın. Yılda bir kez. Bu bazı insanlar için çok sık gibi geliyor. Yani yılda bir kere doktora mı gidilir? Yani kadın doğum doktoruna zaten insanlar gitmeye korkuyorlar. Şimdi biz yılda bir kez gelen hastalarımızın kontrollerinde o hastalarımızı rahatsız etmeden, huzursuz etmeden kontrollerini yapıyoruz. Yani ultrasonla karnından bakarak yumurtalıklarını, rahmini kontrol edebiliyoruz. Mesela 58 yaşında sürekli kanaması olan hastada istemediğimiz bir rahatsızlık varsa bunu çoğu zaman ultrasonla bile tespit edebiliyoruz kolaylıkla. Simir gibi veya rahim içerisinden alınan probekürtaj dediğimiz rahim içi hücre örneklemesi gibi tetkikleri eğer kanamaları yaşı ilerlemesine rağmen devam ediyorsa mutlaka tedbir amaçlı almak gerekiyor. Zaten yılda bir hekime giden bir kişi hekim soruyor. Kanamalarınız devam ediyor mu? Ediyor şu şekilde. O sizin yaşınız şu. Burada bizim bir ayrıntılı bir şekilde değerlendirme yapmamız lazım. Parça almamız lazım dediği zaman sizde olabilecek bir olumsuzluğu görme şansımız da oluyor. 58 yaşında bir kadın hala adet görüyorsa vakit kaybetmeden doktora kontrol olması lazım. Bu bir problem midir? Bilmiyoruz. Değildir ama gene de kontrol olması şart mıdır? Şarttır. Bunu da vurgulayalım. Hatta ve hatta şöyle söyleyelim, hani iddialı bir şey de değil, bu kitabi bir şey. 50 yaşın üzerinde kadınların yılda bir kez kadın doğum doktoruna görünmesinde kesinlikle faydalar var. Çünkü bir yıl içerisinde ilerleyen durumlarla da karşılaşabilirler. Bunu da bilmek gerekiyor. Şimdi sevgili izleyiciler, birçok izleyicimiz zaman zaman bize bağlanır, zaman zaman mail atar.
sorular yöneltir. Bu soruların içerisinde küçük noktalar vardır. Doktora gitmeye korkmayla alakalı. İşte kimi doktorda çok az vakit geçirdiklerini ve anlayamadıklarını, kimi tıbbi terimler konuşulduğunu o yüzden korktuklarını, kimi birçok tahlil tetkik nedeniyle günlerce hastanede gelip gitmek zorunda kaldıklarını bahseder ve sağlıkla ilgili, özellikle kadın sağlığını ilgilendiren problemlerde bir takım zorluklar yaşadıklarını, bu zorlukların içerisinde en önemlisinin utanmayla ilgili ve sıkılmayla ilgili olduğunu söylerler. Muayene şeklinin kişiyi utandırdığını, çok sıkıntıya soktuğunu, bazen can yakıcı olabildiğini bahsederler. Şimdi tabii insanlardan gelen şikayetler veya istekler en önemli verilerdir. Çünkü o hastalar yaşadıklarını en güzel şekilde ifade ederler ve onları asla göz ardı etmemek gerekir. Doğru, bir kadın sağlığı ile ilgili muayene diğer branşlara göre oldukça zor. Bir dahiliye muayenesinin zorluğu 1 ise kadın doğum muayenesinin zorluğu 100'dür bir hasta açısından. Yani 100 kat daha zordur, zor gelir. Korkarlar, çekinirler, endişelenirler, ağrı olacak mı diye korkarlar. Şimdi aslında ararsanız kadın sağlığı ile ilgili bir muayenenin yaklaşık yarım saat sürmesi gerekiyor. Yarım saatin altındaki muayenelerde hem bir hastalığı atlama ihtimali var, hem de bu atlama ihtimali var, gözden kaçabilir. Hem de muayene sırasında yeterince özen gösterilemeyebilir. Çabuk muayene yapıldığı için, çabuk ultrason yapıldığı için. Bu yarım saatlik muayenenin içerisinde hastayla konuşmak, derdini dinlemek, ona sorular sormak, ultrasonunu yapmak ve klasik kadın doğum jinekolojik muayene masasında klasik muayenesini gerçekleştirmek, gerekiyorsa simiridir, kültürüdür, kanın alınmasıdır. Bunların hepsi bir yarım saat, hatta 45 dakikaya kadar da uzayabilir gereken bir süre. Bu süre azaldıkça kişilerin bu muayeneden elde ettiği verim azalıyor. Yani bir hastalığının gözden kaçma ihtimali artıyor. Veya hasta masaya yatıyor, üstünün örtülmeden muayene olması ortaya çıkabiliyor. Yani eğer bir kişi muayene masasına 10 dakika ayırıyorsanız onun hazırlanması, üzerinin örtülmesi, muayenesinin yapılması, ondan sonra acele etmeden kalkması bunlar 10 dakika sürüyor. Ama bunu siz 2 dakikada yaparsanız, hastanın üstünü örtmeden muayene ederseniz o hasta ne yapıyor? Korkuyor, üzülüyor, çekiniyor, utanıyor. Bunlar da hiç doğru şeyler değil. Yani hastanın hiç utandırılmadan, üzülmeden, canı yakılmadan bu muayene ve kontrollerin yapılması lazım. Hani dedim ya, 50 yaşın üstüne herkes mutlaka yılda bir kere gitsin. Eğer gidip 2-3 dakika içerisinde neyim var, ben işte 50 yaşını geçtim, iyi hoş geldin, tamam bir şey olmaz deyip gidecekse veya hızlı bir muayene olup canı yanacaksa, korkacak, utanacaksa, ki yaş ilerledikçe kadınların çekinceleri daha da artıyor, daha da şey yapıyorlar. Yani ya, örneğin 70 yaş üstünde bir kadının o masaya yatması onun için ölüm gibi bir şey yani. O kadar üzülüyor, o kadar morali bozuluyor. Uzun uzun anlatmak lazım. O muayene neden gereklidir? Nasıl olacak? Nasıl üstü örtülecek? Hiç onu görmeyeceğiz, merak etme. Bunları anlatmamız lazım ki o birazcık rahatlayarak girsin. Gene tam rahatlayamaz ama biraz rahatlar. Tamam der, bu muayene olmam gerekiyor. Bir de 70 yaşının üstünde bir kadını çağırıp neyiniz var? İşte ben yılda bir kontrol ediyorum. Tamam, geç masaya yat, muayene edelim. Bu olmaz yani. Bununla ilgili çok izleyicilerimizden şeyler geliyor, şikayetler de geliyor zaman zaman. Buna dikkat etmek lazım. Sürenin daha fazla ayrılması lazım. Bunu tabii vatandaşın uyarması, istekte bulunması lazım. Biz hani çok hızlı muayene olmak istemiyoruz. Yani öğrenmek istiyoruz ne olduğunu. Ondan sonra rahat bir şekilde muayene olmak istiyoruz. Canımız yanmadan muayene olmak istiyoruz. Bunları belirtmesi lazım. Bunlar belirtildikçe karşı taraftaki insanlar da buna yeterli ve dikkatli özeni gösterebilirler. Burada da tabii kimseyi de suçlamıyoruz. Yani bir hastaneye o gün bir polikliniğe 60 kişi başvurmuşsa 8 saat içinde bakılacaksa belli bir dakika ayrılabilir. Yani yapacak bir şey de yok orada. Doktorun da yapacak bir şey yok. Çok yığılma varsa. Orada da artık kişiler kendi çözümleriyle ilgili önerilerini o sağlık kuruluşuna verebilirler veya başka bir sağlık kuruluşundan da benzer hizmeti alabilirler.
Ama günümüzde tabii sağlık geçmişe göre gayet iyi. İnsanlar gittikleri sağlık kuruluşlarında daha kolay muayene olabiliyorlar, daha çabuk muayene olabiliyorlar. Bunu da yadırgamamak lazım. Ama gönül istiyor, her zaman daha iyisini istiyor. Bu da anormal bir şey mi? Değil. Empati yapmak lazım. İnsan bir yakınının en güzel şekilde muayene olmasını ister veya kendisinin. O yüzden iyi olması yeterli olmaz insanlar için. Daha iyi, daha iyi de istemez. Mükemmeli de insanlar bekleyebilir. Hele sağlık hizmetinde bunu beklemek herkesin hakkıdır. Ama geçmişle mukayese edildiğinde tabii dağlar kadar da fark var. Ama çok düzelmek, daha da düzelmemenin önüne geçmez. Daha da iyi olur. Zaman içerisinde olur bunlar. Fakat bu süreyi de iyi değerlendirmek lazım. Yani yılda bir muayeneye kadınlar gitsinler diyoruz. Bu arada sorularımız var. 19 yaşında bir üniversite öğrencisi kızımız, hiç adet görmedim diyor. Programımızı internetten seyrediyorum. Ben diyor hiç adet görmedim. Evet. 19 yaşındayım, hiç adet görmedim. Bu durum benim ileride anne olmama engel olur mu? Çok korkuyorum. Doktora gitmeye de korkuyorum. Annem doktora götürmek istiyor ama ben gitmiyorum diyor. Şimdi bakın, 19 yaşında bir kızsınız. İnternetten bize bu soruyu bu kadar güzel sorabiliyorsunuz. Üniversite öğrencisisiniz. Anneniz de sizi doktora beraber gidelim demiş, kendi doktoruna. Bence gidin. Bir an önce gitmekte fayda var. 19 yaşında artık adetinizi mutlaka görmeniz gerekirdi. Normal de olabilir. Bazen insanlar 19 yaşına kadar, 20 yaşına kadar görmeyebilir. Yani hepsi ile problemdir anlamını taşımıyor. Ama doktor sizi bir kontrol eder. O normal muayeneden yapılmıyor zaten kız çocukları veya kızlar. Kan tahlili yapılıyor, ultrason yapılıyor, bir iki tahlil yapılıyor, röntgen çekiliyor belki. Onlarla size teşhis konulacak. Şimdi eğer belki erken davranmak gereken ve ilaç vermek gereken durum varsa bunu gözden kaçırmamak lazım. Bu birincisi. İkincisi, bir genç kızın hiç adet görmemesinin çok farklı nedenleri var. Bunların hepsi menopozla veya hormonla ilgili, üremeyle ilgili değil. Onun için de bir kontrol olmanızda fayda var. Asla ve asla ihmal etmemelisiniz. Evet. Cevabı mail olarak da atarsanız sevinirim. İnternetimiz bazen kopuyor diyor. Evet. Demek ki internet bağlantısında zaman zaman belki de orayla oluyordur. Bizim televizyonun interneti gayet sağlıklı olduğunu ben biliyorum ama karşı tarafta bir bağlantı kopukluğu olabilir. Mail olarak da ben buraya not ediyorum. Cevabını atalım bu izleyicimize. Sevgili izleyiciler, bize mail attığınız zaman eğer program saati içerisinde ve canlı olarak sorunun cevabını göremeyecek bir durumunuz varsa mail olarak cevabı gönderirseniz diye not düşün. Onlara mail olarak da kısa birkaç cümleyle cevaplandırabiliyoruz. Bir izleyicimizin sorusu daha var. Sinop'tan bir izleyicimiz, Türkiye'nin en kuzeyinden. Evet, Kanal 5 Türkiye'nin her yerinde, Avrupa'nın birçok ülkesinde izleniyor. Yani izlenebiliyor derken dünyanın her yerinde, internet olan her yerde izlenebilir. Veya uydu olan ama izleniyor da şuradan görüyoruz. Birçok farklı şehirden, ülkeden izleyicilerimiz programımıza katılıyorlar. Bu da bizi motive ediyor. Ne kadar güzel bir şey diyoruz. Yani ulaşabilmek çok çok önemli. Karşımızda birilerinin olduğunu bilebilmek gayet güzel bir şey. Sinop'tan izleyicimiz soruyor. Evet, bebeğim olmuyor. 11 yıllık evliyim, 47 yaşındayım. Geç evlendim, bebeğim de olmuyor. Şu anda düzenli adet görüyorum. Bir öneriniz var mı? Tüp bebek denemiş 4 kez. Şimdi biz 44 yaşından sonra bebek tedavilerinde çok ciddi mesafe kat edemiyoruz ne yazık ki. Yani biz derken dünyanın her yerinde böyle. Çünkü yumurtalıklar belli bir yaşa bağlı yıpranma oluşturuyor. Ama yaşı ne olursa olsun bir kişinin, hiç bebeği yoksa yumurta rezervi açısından bir daha bir kontrol olmasına fayda var. Şöyle bir fayda var. Aklında hep şu soru işareti kalıyor. Acaba bir şey yapabilirdim de yapmadım mı diye düşünüyor insanlar. Bu şüpheyi bile ortadan kaldırmak çok çok önemli. Eğer aklında şüphesi olan varsa bunun teşhisi veya isimlendirmesi son derece kolay, yani insanlar için çok zor değil. Başvurabilirler. Biz onlardan kan alıyoruz, yani biz derken hekimler. Kan alıyoruz onlardan, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Evet, siz bu yola devam etmeyin diyoruz.
Ama nadir vakalarda, yaşı 47 de olsa nadir vakalarda, çok çok nadir vakalarda, öyle rutin uygulama değil bunlar. Nadir vakalarda denemeler yapılabiliyor. Onlarda da hani yumurta olgunlaşması birçoğunda olmayabiliyor. Arkasından embriyo olmayabiliyor. Embriyo kalitesiz olabiliyor. Evet, çok çok ümitli olmuyoruz ama bazen denenebilir. Bunda da bir şey yok, ne derler, beis yok. Sevgili izleyiciler, çok sayıda sorumuz var. Bunları biz internetten de cevaplandıracağız. Tabii ki programımızın sonuna yaklaştık. Bugün konumuz erken menopozdu. Erken menopoz için riskler neler? İnsanlar neler yapmalı? Erken menopoz nelere yol açıyor? Bunlardan bahsetmeye çalıştık. Ama ben programımızın sonuna geldiğimizde şunu vurgulayayım. Günümüzde hani mesleki deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Yani gördüğüm şeylere bakarak, yani bununla ilgili yayın da mutlaka vardır. Kendini menopoz zanneden birçok kadın aslında menopozda değil. Bakın, çok önemli bir şey söylüyorum. Kendini menopozda zanneden birçok kadın aslında menopozda değil. Bizim sekonder amenöre dediğimiz adetten kesilmeleri olmuş. Adet kesilmeleri olmuş. Geçici büyük adet aralıkları olmuş kişiler. Kan tabloları ve diğer verileri bu kişilerin menopoz olmadığını, sadece adetlerini görmediklerini gösteriyor. Ve bu kişilerin birçoğu kendini menopoz zannediyor. Menopoz zannettikleri için bebek istiyorsa tedavi bırakıyor veya menopoz psikolojisine giriyor. Bir kısmı böyle. Bir kısım insan ise düzenli adet görmesine rağmen, menopoz tanımlamamamıza rağmen, yumurta rezervi olmadığı için bebek sahibi olamayacak konumda. Bak, düzenli adet görmesine rağmen genç yaşta olanlar. Onlar da erken menopoz değil ama yumurta rezervi yok onlarda. Şimdi o nedenle bunları kişilerin ayırt etmesi mümkün değil. Yani bir senedir adet görmeyen bir kadın kendi menopoz mu diye bunu hekim ayırt edebilir. Veya adet görüyor, yumurtalıklarım çalışıyor, bunu da hekim ayırt edebilir. O yüzden kendimizi tanıyalım, bilelim ama mutlak surette kadın hastalıkları doğum uzmanıyla da iletişim ve irtibat halinde olmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Bu da çok çok önemli bir ayrıntı. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Kanal 5 televizyonda Doktorunuz Cevaplıyor programında bugün erken menopozu konuştuk. Her hafta farklı konumuz ve oluyor ve o konularımızı bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili çok sayıda soru var. Onları hafta içerisinde mail ile cevaplandıracağım. Acil olan bir iki soru da vardı. Burada söylemedim. Kanserle ilgili bir iki izleyicimizin sorusu vardı. Telefon numarası bıraktığı için programdan sonra da onları da arayacağım. Onlara da söyleyelim bunu. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu olun, her zaman iyi olun. Ama en önemlisi, her zaman iyi insanlarla karşılaşın sevgili izleyiciler.